Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın 3. gününün 2. videosundayız. Yani açı ortay kenar ortay gününde bu konularla ilgili yeni nesil soruları çözümlerini yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 30 ile 32 arası çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek 11'de kalmıştık. Alparslan öğretmen öğrencilerinden şunu yapmasını istemiş. AB dik AC olacak şekilde bir ABC üçgen çiziniz. Hemen A açısı dik olan bir üçgen çizelim şöyle. Ve A açısı dik. Şöyle AB ile AC birbirine dik. 90 derece. AE 8, EC 10 olacak şekilde AC üzerinde bir E noktası alınız. 8'e 10 olsun diyor. Sonra da ABE açısı eşittir, EBC açısı diyor. Şu açılar da eşit olsun diyor. Bu üçgen çevresini bulun. Açı ortay. Tabandaki oran 4 bölü 5'tir. E, o zaman burası 4K'sı, burası 5K'dır. Sonra bakıyorum ki burada 4K, 5K ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden 3K olur burası. E, 3K eşittir 18 ise K buradan kaç gelir? 6 gelir. Evet 3K eşittir 18 ise K'yı buradan 6 bulduk. O zaman burası 24 olur. Burası da 30 mu olur? Evet. Çevresi isteniyor. 18, 24 ve 30'un çevresi isteniyor bizden. Şu ikisi 42 yapıyor. 30'da da toplarsak kaç yapar? 72 yapar. Yani 11. soru Edremit oldu. Geldik 12. soruya. Şöyle 12. soruda da ne verilmiş? Anaokulu öğretmeni, Şeyma öğretmenin görev yaptığı anaokulunda bulunan üçgen şeklindeki oyun alanı aşağıda gösterilmiştir. Şeyma öğretmen üçgen şeklindeki oyun alanının iç açı ortaylarının kesim noktası olan O noktasına gelecek şekilde oyuncak bir araba koyduğunda şurada 9K, KO uzunluğu 9K ve ON uzunluğu 7K olarak verilmiş bize. LM'yi vermiş bize ve bizden bu oyun alanının çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaş 9'a 7 oran varsa tabanda şuradaki üçgende hocam burası 9A iken burası 7A diyebilir miyiz? Evet. E, burası ne? Açıortay. Burası da açı ortay. E, şimdi şu açıortay ile kullanayım. E, bu açı da burada. Hop 9 bölü 7 oran var. E, o zaman burası 9B ise burası da 7B değil midir? Şöyle. Evet. Bize ne verilmiş? 7 artı 7B verilmiş. 7 artı 7B'yi kaç vermiş? 308 vermiş. Bunu 7'ye bölsen. 4 kere 7, 5 kere de 35, 4 kere de 28 yapıyor. E, bir daha 4 kere de 28 galiba. Evet 44 yaptı. Buradan A artı B'yi 44 bulduk. Bizden ne isteniyor? Çevresi. Çevresine bakacak olursak da çevre dediğimizde 16A artı 16B değil mi? Evet. Yani bu 16 parantezinde A artı B. Yani bu 16 çarpı 44 yapar. Ya bu 4 çarpı 11 ya. Yani bu 4 çarpı 11. 11 ile çarpmanın kısa bir yolu var. İlk önce 16 ile 4 çarpsak kaç yapıyor? 64. 64 ile 11'in çarpımı isteniliyor bizden. Bu çarpımda nasıl oluyordu? 64'ü e ayırıyorduk böyle. Şu ikisi toplamında buraya yazıyoruz. 64 daha 0. Ama bir de elde var. Hop buraya 1 kaldı. Yani cevap 704 yaptı. 11'i bölmenin kısayolu bu kardeşim. Evet örnek 12 704. Yani balık esir bulduk geldik örnek konuşa. E. Evet bu üçgenler bu şekilde verilmiş. Burası BD uzunluğunu 100 vermiş bize. Şurası x olarak isteniyor. Buraya da 76 ve buraya da 7 vermiş. Birer kenarları şöyle çakıştırılmış. Bu bunun hipotenüsüyle şu kenar birbirine eşit verilmiş. E CDX nedir diye soruluyor. E burada alfa alfa. Bu açılar birbirine eşit. E açı ortağı oluştu burada. Açı kollar açısından birbirine eşit. Hop şöyle. Hocam burası 76. E tamamı 100 olduğundan buraya 24 kaldı. Kollar açısından eşit olduğundan burası da 7. Pisagor 7 24 25 üçgeninden cevap 25 çıkar. Yani örnek 13 25. Akçay oldu. Geldik örnek 14'e. A noktasında bulunan Alican, Alihan ve Ahmet isimli 3 arkadaşlar Alican AE doğrusu boyunca sola doğru x derece. Öbürü de Alihan da AE'ye göre sola doğru x derece. Yani şu açı ortay doğrusu. Alican böyle gidiyor, Alihan da böyle gidiyor. Sonra Ahmet ise AE boyunca hareket ediyor. Alican B noktasında burada Alican var. Sonra Alihan C noktasında Alihan burada var. Ahmet de nereye geldi? Buraya E noktasına gelmiş. Ali Ahmet'e en kısa uzaklığı 8. Ahmet'in Ali Han'a en kısa uzaklığı yani uzaklığı 17 olarak verilmiş. E burada açı ortay. Kollara çizilen dikmeler aklımıza gelmez mi? Gelir. Yalnız burada kola çizilen dikmenin buraya düştüğü belli. Bazen buraya da düşebilir. Yani bu kırmızı çizginin soluna da sağına da düşebiliyor. Ama burada belli. Şeklen belli. Ya da soruyu okuduğumuzda anlayabiliriz. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşit. Ayırtları yerler de birbirine eşit olacak. E ondan sonra Alicanın A noktasından B noktasına 24 metre yürümüş. Yani burası 24 iken o zaman burası da 24 olacak. Arkadaş burada bir Pisagor bağıntısı yok mu? 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden 15 çıktı burası. Tamamı 24 olduğundan burası 9 oldu. Alihan A noktasından C noktasına en az kaç metre yürümüştür? En az hop şöyle 9 metre yürümüştür. Cevap balık esir. Eğer diğer türlü olmuş olsaydı bak şöyle bir şey ya lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin beni. Eğer bizden en fazlası istenmiş olsaydı çizgimiz burada ya yani bu çizgiyi şöyle düşün. Evet buradaki çizilen dik ne verilmişti bize? Buradaki çizilen dik 8 olarak verilmişti. Çizilen dik belki bunun sonuna düşebilirdi. Sonuna düştüğü zaman da en fazla değeri bulurduk. Açı ortayla kollar çizilen dikler eşit. 24 ise 24. Burası da 8 olacaktı ya. E, burası da 8. buradaki uzunluk bilmiyoruz. Şuraya bakacak olursak buradaki uzunluk da zaten 17 olarak verilmişti. 8, 15, 17. E, dikkat et burası 24 ya. Toplam burası kaç yapar? 39 yapar. Yani en fazla sorulmuş olsaydı o zaman 39 olacaktı. Yani e, bu çizilendikme kırmızının soluna denk gelecekti. Yani bu ihtimal de göz önünde bulundurun. Oradaki çizilen çizginin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ya solunda olabilir ya da yani ya yukarısında olabilir ya da aşağısında olabilir. Tabii ki aşağısında olduğu zaman şu uzunluğun en kısa değerini bulmuş oluyoruz. Yani cevap balık kesir çıktı 14. soruda. Geldik 15. soruya. AB 15 ve AC 20 olan bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen ABC üçgeni çizelim bakalım şöyle. Şöyle bir üçgen çizdik. Burası kaçmış? A, B ve CD. Burası 15, burası da 20. AC üzerinden AD eşittir. Bak AC üzerinden AD eşittir. 4 birim. Olacak şekilde bir D noktası işaretleyip BD'yi çiziniz. BD'yi çizdik şöyle. BAC açısı açı ortayı çizip bu açı ortayın BC'yi kestiği noktaya şu açı ortayı çizdim. BC'yi kestiği noktaya da ne dedim? E dedim. BD'yi kestiği noktaya da F olarak isimlendirdim. E bu açı ortay doğrusu tabii ki böyle. D'ye doğru, DE doğru parçasını çizerek şu doğru parçasını da çizdim şimdi. Çizerek e, BDE açısı BDE açısı yani şu açıyla da şu açı eşit vermiş. Bir de EDC açısı olduğunu belirtiniz demiş. Ne güzel. EC uzunluğu 8. Şurası 8. DF uzunluğu X nedir diye soruluyor arkadaşım bize. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaş burada İlk önce şurada bir açı ortaylık var. 15'e bunun tamamı kaç verilmişti zaten? 20 verilmişti. 15 bölü 20. 15 5'e böl 3. 5'e böl 4. Yani 3K'ya 4K olacak. 4K 8 ise e, K2. K2 ise burasının 6 oldu. Evet. Şimdi başka türlü ne var burada? Aa hocam şurada bir açı ortaylık var gördüğün üzere. Değil mi? Şurada bir iç açı ortaylık var. Hmm, hmm, hmm. Valla burada bir iç ortalık var. Burada da ne çıktı burası? 6'ya 8 çıktı değil mi? Evet 3K'ya 4K. 6'ya 8. Hocam burada 3'e 4 oran olacak. E buradaki oranı ben bulabilir miyim? Bulabilirim bir şekilde. Nasıl bulacağız? Hadi bakalım yazalım. Ben ilk önce şunu yazayım. Hocam buranın ne olduğunu ve buranın ne olduğunu biz biliyoruz. Bunun tamamı kaç? 27. 4 burada ya. Burası 16. Heh. 8'deki 16 ise 6'daki o zaman. Bak 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran direkt burası 12 olur. Peki x deniliyor. Hocam şurada da bir açıortaylık var. Şu kısa orada 4 böyle 15 oran var burada. E, o zaman burası 4n burası 15n'dir. Toplam 19n neye eşit? 12'ye eşit. eni de buradan 12 bölü 19 olarak buluruz. Bizden de x 4n isteniyor. 4 çarpı 12 bölü 19'dan o da 48 bölü 19. Çıkar mı dostlar? Çıkar. Cevap cevap oldu. 15. soruda geldik 16'ya. Katlama sorusu verilmiş. Katlama sorusu verildiği zaman ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz. Hop açtık eski haline. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarlarda birbirine eşit. Üst üste binen açılarda birbirine eşit oluyordu. Şimdi burada oranlama verilmiş. Ben buraya B üstü C'ye. B üstü C neredesin? Burası. A. A. B üstüne de 3A dersem eğer. A. B üstüne de 3A. A hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası 3A oldu. Şimdi burada 3'e 4 oran oldu. O zaman burası 3 ense burası 4 en midir? Evet. BC'yi de zaten vermiş bize. BC uzunluğu burası. 7 yani eşittir 35 ise M buradan 5 çıkar. M buradan 5 ise 4 kere 5 20. Burası da 3 kere 5 15 çıkar. Bizden CD uzunluğu isteniyor. CD şurası yani şurası isteniyor. Cevap kaç çıktı o zaman? 20 çıkar. 16. soru Cehan oldu. Geldik 17'ye. Şekildeki ABC üçgeni biçiminde kartonda AE ve BM açı ortaylarmış. Hemen açı kullanalım. İlk önce şu kırmızı nokta nokta açıortaylarını kullanalım. Burada 60'a 90. 6 bölü 9 yani 3'e 2 bölü 3. 2 A ise 3 A'yı yazalım. 5 A 120 mi yaptı burada? Evet A'yı da buradan 24 bulduk. O zaman burası 48. Burası da kaç yaptı? 72 yaptı. Şimdi şurada kaç ortaylığa bakalım. Burada kaç ortaylıkta da? Şuna bakacağım böyle. Bu ve bu. 6 bölü 120 oran var değil mi burada? Şu ikisi 120 ya. 60 bölü 120. Yani 6 bölü 12 yani 1'e 2 oran var. Bu, o zaman burası B iken burası 2B'dir. E 3B eşittir 90 ise B'yi de 30 mu bulduk? Evet B'yi de 30 bulduysak burası da 60 oldu. Yani bulduğumuz kenarlar 30-60 burası. 72-48 burası. Ve 60 da burası. Bizden ne isteniyor? A parçasının çevresi B çarpı parçasının çevresinden ne kadar fazladır diye soruluyor. A parçasının çevresini yazarken şu X ve Y'yi yazalım. X artı Y artı bak X, Y 48, 60 ve 30 değil mi? 48, 60 ve 30 Öbür parçadan ne kadar fazladır diye soruluyor. Yani burası da x, y değil mi? Evet. x artı y artı 60 artı 72. E hocam bu x, y'ler eksiği dağıttığımız zaman götürüyor. Eksi 60 yapıyor. Bu da götürüyor. 78 eksi. Burası da 72 idi. 72'den dolayı cevabı da kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Yani 17. soru böylelikle denizli çıkar. Geldik 18'e. Yukarıdaki ikiz kenar ABC üçgeni ve eşkenar DEF üçgeni şekillerinde olan iki karton BC ve EF tabanları çakıştırıyor. Dört köküçük tabanları çakıştırılmış. Sonra G1, G2. Birinin ağırlık merkezi bu. Birinin ağırlık merkezi bu. Bu ağırlık merkezi tabii ki ikiz kenarda tam kenar ortay yükseklik olduğu için buradan yükseklik. Eşkenarda da ağırlık merkezi tam kenar ortay olacağından bu da yükseklik oldu. Dolayısıyla bunlar doğrusu oldu. G1, G2 arasındaki uzaklık isteniliyorsa direkt buradaki uzunluk olacaktır. Şimdi burası şuradaki uzunluğu bulalım mı? Evet şuradan bir dik çizsem tabanı 2 eş parçaya böldü. 2 kök 3 2 kök 3 burası. Şuraya da h dersem h kare 93 eksi 12 eşit oldu. O zaman bu da 81 oldu. O zaman burası da 9 mu yaptı? Evet. Tamamı 9 bunun. Bunun tamamı 9 ise 3'e böldüğüm zaman kısa parçayı bulurum. 3 1'e 2 orandan dolayı burası da 6 yaptı. Eşkenar üçgende de e, bir yükseklik şöyle çizdiğim zaman burası 2 kök 3 2 kök diye ayırır. Burası 60 burası 30 ya. 30'u karşı 2 kök 3 60'ı karşı da kaç yapar? Kök 3 katından dolayı 6 yapar. E hocam bunun tamamı 6 ise 3'e böl kısa parçayı bul. Yani burası 2 yapar. O zaman burası da 4 yapar. E buradaki uzunluk kaç yaptı o zaman? 5 yaptı. Evet. Örnek 18. Akçay oldu. ÖSYM benzerini sordu. Haberiniz olsun. Geldik örnek 19'a. Aşağıda cam ustası halinin elindeki dik üçgen şeklindeki cam parçasının görseli verilmiştir. 30, 90, 60'ı bir yazalım. Sonra Ali bu camı 10 santimetrelik ahşap cetvel yardımıyla dik bir şekilde kesecektir. 10 santimetrelik. Bak Burası 9 santimetre, burası da 2 santimetreye denk geliyor. Yani ben buradaki uzunluğun 1 yani 2 ile 5 arasındaki kaç olduğunu biliyorum. 3 santim olduğunu biliyorum. Hatta buradaki uzunluğun da 1, 2, 3, 4 santim olduğunu biliyorum. Şimdi bizden ne isteniyor? B noktasının cetvel olan uzaklığı isteniyor. Tamam. Şuradaki uzunluk isteniyor bizden. Arkadaş ağırlık merkezi var. 90 derecede var. Aklımıza ne gelir? Bir uzunluk da şunu biliyorum ben. Aklıma da gelir. Tabii ki muhteşem şuraya. Hemen muhteşem şuraya çizelim. Ağırlık merkezinden hop şöyle çizdik. E çizince hocam muhteşem işli oldu ya şu şu ve şu birbirine eşit. A hocam 30 sa. Burası da 30 yaptı. İki kenarlıktan iki iç açı bir dış açıdan burası 60 yaptı. Yani şurada bir 30-60-90 üçgen çıktı. 60'ı karşı 3 ise 30'ı karşı 3 bölü kök 3. Yani kök 3 çıkar. 30'u karşı kök sa, 90'ı karşısı 2 90 kök çıkar. Hocam 2 kök 3 sa burası. Burası 4 kök 3 oldu. E 6 kök 3. Burası da 6 kök 3. Burası da 6 kök 3 oldu. E bunun tamamı 6 kök 3. Benden şurası isteniyor ya. Kök de burada. O zaman buraya 5 kök 3 kaldı? Evet. Cevap cihan oldu. 19. soru da. Geldik 20'ye. Evet ne yapılmış? Bir katlama var. Şöyle şu doğru boyunca katlanmış galiba değil mi? Evet 60 derece verilmiş ve 12 uzunluğu var burada elinde. Şu katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Sonra üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Eşit. 30 30. Hatta şu kenarla da şu kenar eşit değil mi? Eşit. A burası ne yaptı? İkiz kenarda açı orta yükseklik ya da te, ikiz kenarın tepe açısı 60 ya. O zaman burada açılarımız da 60-60 oldu. Yani bu bir eşkenar üçgen çıktı. Bu arada şu ne oldu arkadaşım? Şöyle bir şey oldu bu. İkiz kenarda çizilen bu açı ortaya ya da 30-60-90'dan dolayı 90 da çıktı mı burada? Çıktı. E her şeyi kullanacağız. Ben buranın ne olduğunu biliyorum. 12 olduğunu biliyorum. C noktasının A, A üstüne olan uzaklığı. C noktasının A, A üstüne olan uzaklığı AB'nin uzunluğunun yarısıdır. AB'nin uzunluğunun yarısıdır. Yani şurada uzunluk bize 6 olarak verilmiş. Bak tekrar okuyalım. C noktasının AA üstüne olan uzaklığı zaten bu dik uzaklık demektir. Burası 6 olarak verilmiş. E 60'ı karşı 6 ise 6 bölü köküçten burası 2 köküç çıkar mı? Çıkar. Eee sonra 30'ı karşı 2 köküç ise 90'ı karşı kaç çıkar? 4 köküç çıkar. Burası da 4 köküç oldu mu? Oldu. Alan ABC nedir diye soruluyor bize. ABC. Arkadaş burayı 4 kök için bulduk. Evet. E ne yapacağız şimdi? Çiz bir 90 derece. Şöyle çizersek olmuyor maalesef. 60'ı kullanırken. 90'ın karşısında olmuyor. Okay, o ki olmuyor. Buradan çizersem. 90'ın karşısı 4 kök 30'ın karşısı 2 kök 3. 60'ı karşısında kök 3 katından dolayı burası 6 yapar. Sonra burada da bak güzel bir şey var. Aslında şöyle bakacak olursak. 12. 90'ın karşısı 12. Hangi açının karşısı? 30'un karşısı 6'dır değil mi? Ha, burası da 30 çıktı o zaman. Aa, o zaman bu 30-60-90 üçgen çıktı. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacaktım ama gerek yok. O zaman bu dik kenarlar çarpının yarısı değil midir alan? Evet. 4 kökü 3 çarpı 12 bölü 2'dir. Yani alan neye eşit oldu o zaman? 24 kökü e eşit oldu. E o zaman cevap C an oldu. 20. soruda. Geldik 21'e. Aşağıda Mehmet Bey'in bahçe duvarı ile sokaklanmasının görseli verilmiştir. AC 6 metre. Yani şuradaki uzunluk 6 metre olarak verilmiş. Evet şuraya hemen A6 diye yazalım şuraya. Hatta 3 6 3 kök 5 olur. İşime yarar mı bilmiyorum ama şuradaki dik üçgende 1 2 kök 5 üçgeni var. Sonra bu duvar devrilmiş. Burası kırılmış böyle. Ve şöyle bir açı muhabbeti verilmiş. E hocam ne diyelim şurada? Şu karışık olana genelde alfa diyoruz. Şu AKC'ye ben bir alfa açısı dersem. Burası ne oldu o zaman? AEK ne oldu? 90'ı buraya atalım. Bunu da buraya atalım. 2 alfa eksi 90 eşittir AEK oldu. O zaman A, E, K açısı. A, E, K açısı 92 alfa eksi 90 oldu. Açılara da alacağımız belli. Şu bir dik üçgen ya. Hocam dik üçgen olduğundan şu ikisinin toplamı 90 olacak. Eksi 90'ı 90'a tamamlayan burada kaçı daha? Burası 180 olur. 2 alfadan kurtulmam lazım. Eksi 2 alfa oldu. İki açı yan yana gelince toplamlarına bakarız. 180'e tamamlayanlar özel bir açıydı. Şu ikisinin toplamı 180 eksi alfa. 180'e tamamlayan 180 e da alfa mı yapar? Evet. Bak burası da alfa oldu. Ne güzel bir şey oldu. Şuradaki üçgende ne çıktı bu kardeşim? Hocam bu üçgenin bu dış açı ortaya çıktı. Güzel. Şimdi dış açı ortayı kullanalım biz. Dış açı ortayda ne diyoruz? Şu bölü tamamı e, 3 bölü buna eşit olacak. E ben buraya bir x diyeyim. Buraya da bir y diyeyim istersen. Hocam 6 bölü 6 artı x. 6 bölü 6 artı x eşittir. Nedir? İlk ok 3'e değiyor. Sonraki y'ye değiyor. 3 bölü y'dir. Şunlar şunlar sadeleşti. 2. 2y eşittir. x artı 6 yaptı. Evet. Hatta x buradan 2y eksi 6 yapar. Evet. Burası 2y eksi 6 yaptı. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor bağıntısı sarı üçgende. Hocam Pisagor bağıntısı y kare eşittir. 2y eksi 6'nın karesi artı 3'ün karesinden işlem işlem işlem. Doğru ne işlemi? 3 varsa büyük ihtimal ne üçgendir 3 4 5 üçgendir y yerine 5 yazarsam. Burası da 2 çarpı 5 10 eksi 6'dan 4 çıkıyor mu? Çıkıyor. Sağlaması tuttu. Y'yi buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Yok. Ne bulduk? 5 bulduk. Y'yi 5 bulduk. Bizden DC uzunluğu isteniyor. DC nerede? DC şurası. Direğin uzunluğu isteniyor. Direğin bir kısmının uzunluğu 3. Diğer kısmının uzunluğu 5. Yani 3 artı 5 isteniyor. Cevap böylelikle 8 yapar. Yani örnek 21. Akçay çıktı. Geldik örnek 22'ye. Yukarıda verilen ABC üçgeninde CD açısı 50 derecedir. BD üzerinde alınan herhangi bir noktanın AB ve BC'ye olan uzaklığı eşittir. Bak bak. BD üzerinde alınan herhangi bir noktanın şuna ve şuna olan uzakları birbirine eşit diyor bize. E o zaman bu açıortay doğrusu. Bu dikmeler ilişkisi. Tamam, bunu öğrendik. Bir de CD üzerinden alınan herhangi bir noktanın da AC ve BD BC olan uzakları birbirine eşit diyor bize. E bunlar eşitse o zaman bu da açıortay doğrusudur. E bitti. Hocam bu açıortay bu açıortay açıortaylar ortaylar arasında kalan fo formül var ama gerek yok. Ne yapacağız? A, -A diyeriz, BB deriz. Hocam 2 iç açı 1 dış açı a artı b buradan 50 geldi. E x'e bak x artı büyük üçgende x x artı 2a ve 2b toplamı. 2a ve 2b'nin toplamı da 180 olması lazım. a artı b 50 ya 2a artı 2b 100 çıkar. Buradan da 180 eksi 100'den 80 olarak bulur muyuz cevabı buluruz. Yani örnek 22 böylelikle ne bulduk? Cihan bulduk. Ve sanırım bu günü de bitirdik. Sırada benzerlik var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani dördüncü günde benzerlik konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.